İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'daki Van Gölü'nün çekilmesiyle batık gemi gün yüzüne çıktı. Lavrov ve Ayvazyan Artsakh ile ilgili anlaşmaların uygulanmasını görüştü. Sıkı yönetim nedeniyle 1 Mart 2022'ye kadar Artsakh'ta yerel seçim olmayacak. 100 yıl önce bugün Bolşevik hükümeti Yerevan'da devrildi. Rusya, İran ve Türkiye Suriye için ortak açıklama yaptı. Bugün Hamazaz Babacanyan'ın 115. doğum yıl dönümü. Narine Şamamyan ile röportaj. Batı Ermenistan'daki Van elinin Muradiye ilçesine yakın sahilinde suyun çekilmesiyle batık gemi ortaya çıktı. Gemiyi görmek isteyen vatandaşlar bölgeye gelmeye başladı. Çekilme nedeniyle daha önce vatandaşların toplu arazileri, balıkçı tekneleri, eski dönemlere ait mezarlar, kale sütunları, çeşitli motiflerin işlendiği taşlar, haçkarlar ile binlerce yılda oluşan mikrobiyalitlerin görülür hale gelmesinin ardından bir batık gemi de gün yüzüne çıktı. Hava şartlarına bağlı olarak su seviyesinde belirli periyotlarda değişimin yaşandığı Van Gölü'nün kıyı kesimlerinde küresel ısınma nedeniyle çekilme görülüyor. Van Gölü'nün tarih boyunca uygarlıkların hep uğrak noktası olduğu, gölün doğu ile batı arasında bir geçiş noktası olduğunu belirtelim. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'ndan aktarılan bilgiye göre 17 Şubat'ta Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un daveti üzerine Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan, Rusya Federasyonu'na kısa bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. 9 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021 tarihlerinde Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderleri arasındaki anlaşmaların uygulanmasının tüm yönleri hakkında ayrıntılı bir tartışma gerçekleştirildi. Başbakan yardımcıları düzeyinde üçlü bir çalışma grubunun çabaları da dahil olmak üzere savaş esirlerinin değişimi, insani yardım ve bölgedeki ulaşım bağlantılarının engellenmesinin kaldırılmasına özel önem verildi. Koronavirüs salgınına rağmen Rusya-Ermenistan çok taraflı müttefik ilişkilerinin ülkelerimiz ve halklarımız yararına yoğun bir şekilde gelişmeye devam ettiği memnuniyetle kaydedildi. Artsakh Devlet Başkanı Aray Karutunyan'ın imzaladığı bir kararname ile sıkı yönetim nedeniyle 1 Mart 2022 tarihine kadar Artsakh Cumhuriyeti'nde yerel seçimler yapılamayacak. Kararname, mevcut yerel öz yönetim organlarının görev süresinin yeni seçilecek yerel öz yönetim organlarının ilk oturumuna kadar uzatılmasını öngörüyor. 18 Şubat 2021 tarihinde Şubat ayaklanması olarak adlandırılan Sovyet karşıtı halk hareketi Ermenistan'da başladı ancak gerçekte bu sömürgeci Kızıl Rus İmparatorluğu'na karşı ulusal bir kurtuluş ayaklanmasıydı. Başgarni, Talin ve Vayatzur'da başlayan ayaklanma kısa sürede Ermenistan'ın diğer bölgelerine de sıçradı. Ermenistan Askeri Devrim Komitesi, Sovyet hükümeti ve ordu müfrezeleri ile Gamarlu yönünde iki zırhlı trenle geri çekilme kararı aldı. Geri çekilmenin arifesinde Bolşevikler Yerevan hapishanesinde aralarında Hamazas ve Makedon'un da bulunduğu 40 kadar tutukluyu baltalayarak katletti. İsyancı güçler Yerevan'a girerek ilk önce Ovannes Kaçazuni'yi, Hamo Ohancanyan'ı, Nikol Akbalyan'ı, Levon Şant'ı ve diğer tutukları hapisten çıkardılar. Vatan Kurtuluş Komitesi adlı yeni bir hükümet kuruldu. Başkanlığını son Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Simon Vratsyan yaptı. Halk ayaklanması 2 Nisan 1921'de Kızıl Ordu müfrezelerinin Gürcistan'dan Ermenistan'a döndüğü sırada bastırıldı. Rusya, Türkiye ve İran 15.si gerçekleştirilen Uluslararası Suriye Krizi Toplantısı'nın ardından ortak bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre taraflar Suriye'de istikrar ve barışın tesisi için çalışmalarını sürdürürken çatışmaya askeri bir çözüm bulunmadığını da sözlerine ekledi. Rusya, Türkiye ve İran terörist gruplarla mücadelede işbirliğini sürdürme konusunda anlaştılar. Moskova, Ankara ve Tahran, Suriye Anayasa Komisyonu'nun çalışmalarına dış müdahaleye ve tamamlanması için ayrı bir süre verilmesine karşı çıkarak Suriye petrolünün satışından elde edilen gelirlerin yasa dışı olarak ele geçirilmesini ve transferini kınadılar. Rusya Federasyonu ve İran'ın terörizmle mücadelesi anlaşılabilir. Ancak Türkiye'nin mücadelesi son derece kuşkulu. Özellikle son zamanlarda Arsas Savaşı sırasında Türkiye'nin çatışma bölgesine taşıdığı teröristlerin Azerbaycan tarafından katılmasıyla. Türkiye benzer terör eylemlerini
Libya ve Kuzey Suriye'de de gerçekleştiriyor. Hamazas Babacanyan 1906'da Kuzey Artsakh'taki Haçhisar Çardaklı köyünde doğdu. Doğum yerinin okulunda okudu. 1925'te Yerevan'ın Miasnikyan adlı askeri okuluna girdi. 1938'de Leningrad Alay Komutan Yardımcılığına atandı. Fin Savaşı'na katıldı. Kafkasya Askeri Bölgesi'nde alay komutanı olarak görev yaptı. 1941-42 yıllarında Vitebsk, Smolensk, Yelnya kentleri ve Güney Cephesi operasyonlarında yer aldı. Mekanize Kolordu Tugay'ın komutanı oldu. Dinyester Nehri geçişi sırasında becerikli komuta eylemlerinden dolayı 1944 yılında Sovyetler Birliği Kahramanı unvanını aldı. Savaştan sonra 1948 yılında Harp Akademisi'nden mezun oldu. Odessa Askeri Bölgesi Birliklerinin komutanı, Zırhlı Kuvvetleri Akademisi Başkanı, Sovyetler Birliği Tank Birliklerinin başı olarak görev yaptı. 1975 yılında Zırhlı Kuvvetler Başı Maraşal rütbesine layık görüldü. 1977'de Moskova'da vefat etti. Batı Ermenistan Televizyonu Vesten Armenia TV'de Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi Arkeoloji ve Etnografya Enstitüsü'nün araştırma görevlisi, etnograf ve dans araştırmacısı Narine Şamamyan, Ermeni savaş danslarının yapısını, önemini ve günümüze kadar ulaşan tarihi mirasının özünü anlattı. Savaş danslarının psikolojik özelliğine, Ermeni sinematografisinde ve Ermeni edebiyatında bulunan türlere değindi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Sasun adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Ayloti Yarcan adlı eseri sunuyoruz. Ayakçı, yakçı, yakçı. Ayloti Yarcan, ay dağa, dağa, dağa. Canloti Yarcan, yesem zirdan pes atsun. Ayloti Yarcan, yesem zirdan hastasun. Canloti Yarcan. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.